Evet değerli izleyenler, kıymetli müdavimlerimiz, pazartesi akşamındayız. Bugün 9 Ağustos 2021 ve Hicri 2 Muharrem 1443 akşamındayız ezanlarla birlikte. Dün akşam bu saatlerde 1442 Hicri yılımıza veda ettik ve dualarla, umutlarla, beklentilerle Hicri yeni yılımıza Bismillah dedik. Bu vesileyle siz değerli izleyenlerimizin Hicri yeni yılını canı gönülden tebrik ediyoruz. Tabii hicret, Muharrem ayı, bunun içerisindeki yaşanmış çok önemli olaylar, vakalar ki Kerbela, Hazreti Hüseyin'le birlikte 10 Muharrem'de yaşanan Kerbela faciasını, o destanı, direnişi, diriliş ruhunu da bu ay içerisinde inşallah peyderpey konuşacağız. Tabii iç siyaset bölgemiz ve dünyada sıcak gelişmeler var. Program yorumcumuz Usta Kalem Abdurrahman Dilipak'la başta yangınlar olmak üzere. Bugün sanırım Ömer Çelik açıklamıştı. Türkiye'de yangınların başladığı günden itibaren 260 noktada yangın çıkmış ve bunun tamamına yakını söndürülmüş durumda. 3-4 yerde sıkıntı devam ediyor. İnşallah o yangınlar da söndürülür ve felaha ereriz. Şimdi Türkiye'de yangınlar oldu ama kim kundakladı, sabotajcı kim, terör eylemi mi, hep bu konuşuluyor. Baş kundakçı nerede? Türkiye ile birlikte çıkan yangınlara baktığımızda sadece cennet vatanımızda değil 91 ülkenin yandığını görüyoruz. Halen Yunanistan'da yangınlarla mücadele ediyor ki Türkiye'den yangın söndürme uçaklarının da Yunanistan'a gideceğine dair bir takım açıklamalar geldi. Bu akşam bu kundaklama üzerinden baş kundakçının yoksa tepemizde mi, başımızın üzerinde mi diye soracağız. Dilipak'ın bununla alakalı ilginç tweetleri vardı. Bunu bir savaş şekline mi dönüştürdüler? Yani yangınlar üzerinden bir takım tehditler ve aba altından sopa göstermeler, politika üretmeler mi söz konusu? Bunun detayları da çok önemli. Neden? Çünkü Reuters başta olmak üzere The Guardian, The Economist, ki ekonomistin başlığı ilginçti, aynen okumak istiyorum. Bu yangınlarla birlikte Erdoğan'ın itibarı kül oldu diye başlık atınca anladık ki bu yangınların arkasında bir takım planlar, stratejiler, bir takım olaylar var, derinliği var. Bu derinliği de bu akşam konuşacağız. Çünkü Türkiye yanmıyor, yakıyorlar dedirtecek bir takım videolar, bir takım kayıtlar var. Onu da bu akşam derin gerçeklerde inşallah izleyeceğiz. Yangın devam ederken bu yangınlar sönsün. Antalya'da, Alanya'da, Muğla'da, Ege'de, Akdeniz'de Müslümanlar yağmur duasına çıktılar. Vay be, siz misiniz Ağustos ayında tarihinde yağmur görmemiş bölgeler için yağmur duasına çıkanlar diye bir takım alaycı kuşlar alay etmeye başladılar. Yağmur duamızla bile alay ettiler. Bu ve benzeri birçok konumuz var. Bu akşam inşallah konuşacağız ki tam da bu süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. Ne oluyor? Üstad'la konuşacağız. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Her zaman olduğu gibi. Layık olduğumdan daha iyiyim. Allah daha iyisin inşallah. Hicri 1443. yeni yılınızı da tebrik ediyorum. Evet. Yeni bir yıl. O yeni yıl ilk başlangıcında aslında biliyorsunuz haram ay anlamına geliyor Muharrem. Yasaklar ihlal edilmiş ve İslam tarihinin en kanlı olaylarından biri gerçekleşmişti. Kerbela. Böyle bir Muharrem'e dönüşmez inşallah. Yeni bir Kerbela'yı yaşamayız inşallah. Amin inşallah üstadım. Yani Kerbela kötü bela demektir biliyorsunuz. Şimdi aslında ülkemizi yakan ateş... Tam oraya özür diliyorum, kesmek zorundayım. Yönetmenim uyardı da. Şimdi yangınlarla alakalı son durumu Bakan Pakdemirli. Şu an canlı yayında değil mi? Bir oraya bir dönmemiz gerekiyormuş. Bir bakalım hem kimler ne durumda, yangında herhangi bir yeni yangınlar var mı, kontrol altına alındı mı? Değerli izleyenler, canlı yayın durumları, cilveleri maalesef Bakan Pakdemirli'ye bağlanıyoruz. Bakalım son durum neymiş? İzleyenler canlı yayın bağlantısında Sayın Bakan Pakdemirli'ye bağlandık. 13 günde 376 cephede yangında mücadele ettik dedi. Siz de izlediniz. Yapılan yardımlar üzerine, zararlar üzerine, zayiatlar üzerine de bir takım bilançoları verdi. Ama
ilginç bir ifade kullandı. Onu da üstada söylemek istiyorum. Dedi ki üstadım, belki o ara siz laptopla bir şey okuyordunuz. Yangınlar, seller ve kıtlık artık sanki dünyanın yeni normali olacakmış gibi dedi. Bunun altını çizmek. Bunun altını çiziyorum. Ben şimdi çiziyorum canlı yayında. Yani biz de bunu uzun zamandır yani konuşuyoruz. 5 yıl sürecek bir trendten söz ediyoruz ama bu yeni normal tanımı çok yani tehlikeli bir şey söyledi. Sayın Bakan bunun ne anlama geldiğini sanıyorum çok iyi. Biliyor. Hayır, bilmiyor. Bilse söylemezdi. Öyle mi? Yani yeni normal Great Reset'in bir tanımı. O bizim tanımımız. Ama Bakan Bey'in ona tanımlama şekli yeni mesela. Normal şeklinde tanımlarsanız bu profesyonelce üretiliyor. Hmm. Bundan sonra bu saldırılara hazır olmamız gerekir mi demiş oluyor. Halbuki bu yeni normal değil. Dayat bulmak bin yılda bir gerçekleşen tabii bir sürecin sonunda bu tür değişikliklere hazır olmamız gerekir. Bu tabii bir süreç. Peki bu ne oluyor? Uluslararası sistem bunun neresinde? Uluslararası sistem bu süreci kullanarak manipüle ediyor. Bütün dünyada. Yani yangına körükle gidiyor. Şimdi ikisi arasında fark var. Bir tanesi tabii bir takım olaylara karşı hazırlıklı olmamız gerek. Bu normal değil. Ha bu aslında yeni normal değil. Eski normal bu. O bin yıldır devam eden trend bininci yılında 5 yıllık bir Kanada üzerindeki manyetik kutup Sibirya'ya doğru 25 derecelik bir kayma yapıyor. Bunun beraberinde getireceği bir takım sorunlar var. Tamam. Bunu söylemiyor. Yeni normal dönemden söz ediyor. O zaman Great Reset'çilerin bu saldırı, onlara saldırıyor diyemez çünkü onların protokolünü uyguluyorlar. Şimdi neyse, tezinizi... Mayınlı tarlaya girmeyelim. Şimdi teziniz, biz bunu konuştuk da müdavimlerimiz de bilecektir. Yani yeni bin yıllık döngüde kova çağı üzerinden dünyanın manyetik kutbunun yavaş yavaş kaymaya başladığını ve bu süreç olarak ta Hazreti Adem'den önce bir başlayan, yani dünyanın varoluşuyla başlayan ilgili, ama Hazreti Adem'i baz alarak bu bin yılda bir süreç. Trend. Yani kıtaların hafif kayması, oynaması, buzulların aslında yer yer erimesi. Aslında standart bir şey değil. Bu böyle zaten. Birisi sadece bunu kullanıyor. Kullanıyor. Bakın yani bunun altını küresel çözmek gerekiyor. Bakın bu sadece dünyada olan bir şey değil. Bu ayda da olan, güneşte de olan, saman yolunda da olan bir şey. Şimdi birileri bu trendi, bu süreci kendi siyasi emelleri için manipüle etmeye, kullanmaya çalışıyor. Starlink uyduları, aşı süreci, Gavi, bütün bunlar bununla bağlantılı mı? Evet, bunu provoke etmek nokta. Ha, onların açıkladıkları resmi protokola göre yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat. Biliyorsunuz bir çocuk deha kabul edildi. Hangi alanda çalışmak istersin dediler. O da ölümsüz insanı gerçekleştirmek dedi. Zaten şu anda Amerika'da bir takım kişiler kendini dondurtup 100 yıl sonra tekrar hayata döndürülmek üzere banklarda. Ruh nereye gidiyormuş o ara onlar donarken? Şimdi o ruhsuz insan yani. Kur'an'da söz etmiyor ama Tevrat'ta öyle bir tanım da var. Yani can ayrı, ruh ayrı, nefs ayrı. Bunların hepsi ayrı ayrı şeyler. Ruhsuz insan kategorisi o hayvanımsı bir şey işte. Kimera mı dersiniz ona? Bu da takım volkan patlamaları dünyaya... Ekonomistin işte kapağıydı bu. Bunu konuşmuştuk burada işte yangınlar üzerinden vesaire. Şimdi O güneşteki patlama hikayesi var. Elektrik konusu var. Maske konusu var. Ve tam saat 12'ye birkaç dakika kalaydı. İşte onu da 2020'den sonraki birkaç dakikayı yıl olarak görecek olursak önümüzdeki 1-2 yılda önemli gelişmeler. Şimdi bu batıdan gelen bir manipülasyon. Batılı insanlar ateist de olsalar kültürel aidiyet olarak Hristiyandırlar. Zaten İslam'ı da o hale getirmek istiyorlar artık bunu. Bir kültürel aidiyet.
Yani toplumsal bir kimlik, nasıl toplumsal bir cinsiyetten söz ediyorlarsa, din de içinde yaşadığınız toplumun geleneğinin bir devamı. Yani burada yeni bir genom. Dinimizi de aynı kategoride değerlendirmek istiyorlar. Şimdi bu Hristiyan kültürünün tırnak içinde, bizde de bakın Milli Eğitim'in ders kitabı ne? Din ve ahlak kültürü. Demek ki kültürmüş bu. Kültür nedir? İşte kültür mantarı da üretirsiniz. Yani onu kültür haline getirdiniz mi zaten o din olmaktan çıktı. Şimdi burada ama Hristiyanlığı zaten o hale getirdiler. Katolik, Protestan ya da çeşit çeşit Ortodoksluklar üretilerek din kendi içinde çözüldü. Bu batılı insanın şuur altındaki kıyamet algısı, tarihin sonu olarak ki Fukuyama bunu söylemişti. Evet. Bu aslında Armageddon'a giden süreçte medeniyetler arası çatışmaydı. Huntington. Yani Huntington'ın. Hı hı. Şimdi burada Yuhanna Vahyi'nin 8. bölümü. Yuhanna Vahyi 22 bölümden oluşuyor. 8. bölüm bugüne ilişkin işaretler taşıyor. Batı'daki kehanetler ve politik stratejiler de aslında bu formata göre şekilleniyor. Burada ne yazıyor? Bunu özellikle not et. Esinlenme kaynağı diyorsunuz özellikle. Yani zaten esinlenmesi olarak da geçiyor bu da. Bizim kastettiğimiz esinlenmeden daha derinlemesine bir olay bu. Bir defa Yuhanna Vahyi'nin tabi platosu Ege bölgesidir. Oradaki yedi kilisedir. Konuşmuştum. Yani İzmir merkezi olmak üzere. Ben o kadar geriye gitmeyeceğim. Bu 8. bölümde ne var? Urfa'dan söz ediyor. Doğrudan Fırat'tan söz ediyor. Bu Fırat'ın da bugün başladığı ve bittiği noktaya bakarsanız daha Malatya İflin de içine alan birçok ile yayılan bir GAP Atatürk Barajı'ndan başlayan Suriye topraklarından geçip Irak'tan Basra Körfezi'ne dökülen bir nehirden söz ediyoruz. Bu nehir aynı zamanda Fırat'tan Nil'e, Arz-ı Mev'ud sınırlarını belirleyen bir nehir ve kutsaldır. Hı hı. O Nil gibi aynı şekilde Fırat'ta. Burada Fırat'tan söz ediyor. Biraz uzun olacak ama mesela ne diyor? Metin olarak bize bir evet. bölümü okusanıza. Yani biz şimdi, özür dilerim değerli izleyenler, fragmanda da belirtmiştik. Bir kozmik fırtına kopartılıyor. Burada tabii ezoterik yapıların esinlendiği, merkeze aldığı kaynaklar var. Tabii. Özellikle işte kimler? İşte Katolik dünyasından, Cizvitler. Mesela tapınakçılar hakeza, işte protestan şeyinde, ekolünde var olanlar, evanjelikler değil mi? Evet. Bunların esinlendiği Yuhanna İncil'inde ne diyor? Yuhanna bir azizdir aslında. Hı-hı. Kur'an'da da zikredilen şehre iki aziz geldi diye. Biz bu metni... O Yasin suresinde geçen Yuhanna evet, mı? Evet, evet. Öyle mi ha? Evet. Şimdi buradaki problem bunlar muharref olarak kabul edildiği için. Çünkü ana metin olan İncil'de bile bir tahrifat var. Dolayısıyla bizim için bağlayıcı bir hüküm içermez. Ama tümüyle de reddedilmez. Çünkü tahrif edilenin içinde gerçek de karışıktır. Bu şeyin esinlenmesi ya da Yuhanna'nın dağdaki vaazı kıyamete ilişkin Hristiyan dünyasının şuur altını şekillendirir. Burada 8. bölüm de şu ifadeler var. Birinci melek borazanı çaldı. Kanla karışık dolu ve ateş oluştu. Yeryüzüne yağdı. Yerin üçte biri, ağaçların üçte biri ve bütün yeşil otlar yandı. İkinci melek borazanını çaldı. Bu borazan bizdeki sura tekabül ediyor. Yani surun üflenmesi gibi bir anlam taşıyor. Alev alev yanan dağ gibi büyük bir kütle denize atıldı. Denizin üçte biri kana dönüştü. Denizdeki yaratıkların üçte biri öldü. Gemilerin üçte biri yok oldu.
Üçüncü melek barazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan büyük bir yıldız ırmakların üçte biri üzerinde ve su pınarlarının üzerine düştü. Bu yıldızın adı Pelin'di. Suların üçte biri Pelin gibi acılaştı. Acılaşan sulardan içen birçok insan öldü. Su da hedef, içme suyu doğal olarak. Dördüncü melek barazanını çaldı. Güneşin üçte biri, ayın üçte biri, yıldızların üçte biri vuruldu. Sonuç olarak ışıkların üçte biri söndü. Gündüzün ve gecenin üçte biri ışıksız kaldı. Sonra göğün ortasında uçan bir kartal gördüm. Yüksek sesle şöyle bağırdığını işittim. Borazanlarını çalacak olan öbür üç meleğin borazan seslerinin yeryüzünde yaşayanların vay 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 haline. Güneşin karartılması, elektrik kesintilerinin küresel anlamda olması. Böyle okuyoruz bugüne yansıması. Beşinci melek borazanını çaldı. Gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm. Dipsiz derinliklere açılan kuyunun anahtarı ona verildi. Dipsiz derinliklerden kuyusunu açınca kuyudan büyük bir ocağın dumanı gibi bir duman çıktı. Bu bizim de kıyamet alametlerinin yerden büyük duhan. Bir dumanın çıkması. Duhan. Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı. Dumanın içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. Bunlara yeryüzündeki akreplerin gücüne bir benzer bir güç verilmişti. Çekirgelere, yeryüzündeki otlara, herhangi bir bitki ya da ağaca değil de yalnız alınlarında Tanrı'nın mührü bulunmayan insanlara zarar vermeleri söylendi. Bu insanları öldürmelerine değil, 5 ay süreyle işkence etmelerine izin verildi. Enteresan. Yaptıkları işkence akrebin insanı soktuğu zaman verdiği acıya benziyordu. O günlerde insanlar ölümü arayacak ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler ama ölüm onlardan kaçacak. Çekirgelerin görünümü savaşa hazırlanmış atlara benziyordu. Başlarında altın taşlara benzeyen başlıklar vardı. Yüzleri insan yüzleri gibiydi. Saçları kadın saçına, dişleri aslan dişine benziyordu. Başlarında kral olarak dipsiz derinliklerin meleği vardı. Bu meleğin İbranice adı Avaddon, Grekçe adı ise Apollon'dur. Birinci vay geçti. İşte bundan sonra ikinci vay geliyor. Altıncı melek borazanını çaldı. Tanrı'nın önündeki altın sunağın 4 boynuzundan gelen bir ses işittim. Ses, elinde borazanı olan altıncı meleğe, Büyük Fırat ırmağının yanında bağlı duran 4 meleği çöz dedi. Tam o saat, o gün, o ay, o yıl için hazır bulunan 4 melek insanların 1/3'ünü öldürmek üzere çözüldü. Atlı orduların sayısı 200 milyondu. Armageddon'a geçiş bu. Yani tabii orada atlı, araçlı, yani bindirilmiş sayılarını duydum. Gördüğümde atları ve binicileri gördüm. Ateş, gök, yakut ve kükürt renginde göğüs sırtlarıyla kuşanmışlardı. Atların başları aslan başına benziyordu. Ağızlarından ateş, duman, kükürt fışkırıyordu. İnsanların 1/3'ü bunların ağzından fışkıran ateş, duman ve kükürtten bu 3 beladan öldü. Atların gücü ağızlarında ve kuyruklarındadır. Yılanı andıran kuyruklarının başıyla zarar verirler. Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve görünmeyen, işitmeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. Adam öldürmekten, büyü, fuhuş, hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler. Şimdi bu güne tekabül eden Yuhanna Vahyindeki kıyamet alametlerinin 8. bölümü, ki 22 bölümden oluşuyor, böyle diyor. Yani bugünlerde, son yıllarda yaşadığımız yeni normal dönemin, yeni normal dönemin teolojik ve
kehanetlere dayalı gelecek senaryosu böyle. Şimdi metaforlar var içeride tabii, yani metaforu gibi anlaşılabilecek. İşte yani sonuçta biz bunu Müslüman olarak baz almayacağız. Tabii, yani bu yanlış anlaşılması. Batı'daki insanların kafalarında bunu kabul ediyorlar. Yani tabii. Tanrı'yı kıyamete zorlamak ve yeryüzünde yaşayan insanların üçte birini, daha sonra diğerleri de öldürülecek, o ayrı. Yani Ay'a, Meri'ye götürüleceklerin sayısı belli. O tabii seçme ırk, o mavi kan. Her kabileden falan yani. Onlar ayrıca. Hı-hı. Tek tek tanımlanmış bunlar cinlerden ya da insten. Kimler nereye gidecek? Bu İncil metinde, Tevrat'ta falan bunlar anlatılıyor. The Economist'in kapağında ya da Time'ın kapağındaki bir takım senaryoların arkasındaki şuur altı. Tabii bunları stratejistler ayrıca inceliyorlar. Kahinler ayrıca bunları, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte kehanet bizdeki Veresetül Enbiya'ya benziyor. Yani biz kehaneti reddediyoruz. Onlar kehaneti bizdeki Gavs dediğiniz karaktere benzetiyorlar. Yani onların kerametleri olarak görüp o motivasyonu, onu hayata geçirmek için. Bu, orada birinci melek boruya üflediğinde, yani birinci görevli, üflediğinde diyin, birinci yani, görevli, ikinci görevli, yani bugüne göre de yorumlanabilir ve anlaşılabilirlikleri var. İşte yani, bizdeki sura üflemek ne anlama geliyorsa. Bizde kıyametin sonuç itibariyle. Tamam, yani bizde İsrafil. Bizde iki kere okunacak, bir kıyamet. Üç kere. Üç kere miydi? Evet, İsrafil. Okulacak. Sonra tekrar sura üfleyecek, tekrar dirileceğiz. İsrafil, ya Azrail'in, Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in rolleri var. Şimdi mesela kimse Mikail'den söz etmiyor. Halbuki tabii o olayları yani gerçekleştiren kimse Mikail Aleyhisselam'a selam da göndermiyor. Yani Ehlullah kimsenin Azrail'e hoş geldin diyecek yüzü de yok. Biz kendi kavramlarımız, algılarımızla konuyu anlamaya çalışırsak daha doğru yaparız. Evet. Ben batılı insanın olayları okuma, anlama ve yönetme konusunda referanslarının, kaynaklarının ne olduğunu göstermek için. Buna benzer daha birçok metin bulunabilir. Ben sadece bir arkadaşın hatırlatması üzerine hocam, 8. bölüme bir bakar mısınız dedi. O vesileyle ben de şimdi okumuş oldum. Yani orman yangınları, suya, sağlıklı suya erişim yakın zamanda problem. İki başladı, devam edecek. Açlık, tabii, gıdaya ulaşım. Olur. Sayın Bakan ne demişti? Yangınlar, seller ve kıtlık yeni normalmiş gibi olabilir. Yani bakın ben şimdi 7 ay önce Twitter'da dolaşıyor benim bazı videolarım. Hı. Biz daha önceden de bunu söyledik, orman yangınları. Tabii canım burada. Arif. Bakın yani, bu orman yangınları şimdi iklim değişikliğine bağlamak istiyorlar. Evet, bu iklim değişikliği dedikleri şey, hı hı, yine başta benim söylediğim o 5 yıl sürecek olan 1000 yıllık trendin bir parçası. Hı. Ama bunu manipüle ediyorlar. İhanet burada. Hı. Biz kendi kaynaklarımızdaki ya da bu anlamdaki yorumları bırakıyoruz. Bu manipülasyonları tabii bir süreçmiş gibi kabul etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu Aref'le gerçekleştirilebilir bu. Bu yangınları PKK yaktı derseniz, dünyada 99 ülkede, Amerika'da dahil Kaliforniya'daki yangınları kim yaktı? Hepsini eş zamanlı kim çıkarttı? Demek ki bir akıl İngiltere'de var. İngiltere'de niye yok? Ya da ne bileyim bazı... İki ülkede yok. Eğer bu küresel ısının artmasından kaynaklanıyorsa, Adıyaman'da, Adana'da sürekli Toroslar'da yangın olması gerekirdi. Lazım. Ekvator'da sürekli yangın olması gerekiyordu. Bu hikaye. Hatta ben biliyorsunuz cep telefonuyla reçineli bitkilere aref uygulandığında reçine salgılayacaklarını. Bunu da yaprağın üzerine benzin dökülmüş gibi ufacık bir çınkıyla patlayacağını ve bunu söndüremeyeceğinizi, bunu nasıl sıkarsanız da sönmez. Daha hızlı yanar. Ve bir anda sizin ulaşamayacağınız bir hızla çok geniş alanı, reçineli bitkiler için söylüyorum. Diğerler yakılmaz değil. Demek ki burada bir RF, radyo frekans, ki biz bunu yıllar öncesinde konuşmuştuk ve Uykusuz Mizah dergisinde burada da göstermiştik. Kapak evet, var arkadaşlar yine getirdi. Evet. Siz şimdi söylemiştiniz. RF konusu var. İkincisi laser konusu var. Lazer silahları dediğimiz.
Üçüncüsü optik sistemlerle bu konu ilişkilendirilebilir. Yüksek irtifa uydularından alınan güneş ışınları alçak irtifa uydularına yansıtılıp oradan da istenilen noktaya optiklenerek hani mercekle ateş tutuşturmak gibi bir olay dünyanın istediğiniz bölgesinde evet bunu gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında yangınlar nasıl oluşur? Şimşek çakar. Yıldırım düşer. Ya işte yıldırım düştüğünde burada yangın oluşabilir. Bu depremlerden çıkan enerjiyle gazların... Onu da söyleyeceğim. Ha. Yani kırık camdan ışık ve güneş ışığı sürekli açısı uygunsa, orada altta da pür duruyorsa, o da kurumuşsa. Mesela oralarda böyle keçi ve domuz ormanlarda yeteri miktarda olsa, onlar çok ilginç. Keçi o dipteki filizleri kolay yanan şeyleri yiyor. Böylece aşağıdan herhangi bir yangının çıkmasına imkan vermez. Köküne kadar alıyormuş. Domuz ne yapar? Domuz da burnuyla toprağa sürer. Niye sürer? Çünkü ormanda turf mantarı dediğiniz yeraltı mantarları bize domalan denilen toprağın üzerinde hafifçe bir kabartır. Çok acı bir mantardır ve dünyanın en pahalı, değerli mantarıdır. O mantarı bulmak için burnunu toprağa sürer. Sürerken çamdan ya da başka işte bir takım tohumlar varsa onları toprağın altına alır ve toprağın üstündeki o pür dediğiniz kibriti çaksanız pat diye yanacak olan şeyi toprağın altına aktarır. Cenab-ı Allah aşağıya mantarı koymuş. Domuz. Orman koruma memuru gibi çalışıyorlar. Tabii. Yani keçiler, koyunlar, domuzlar. Domuzlarda daha başka hayvanların da o bölgede. Tabii doğal yaşamı yani, mahvedersen. Tabii o tabii döngüyü bozarsak o zaman başka şeyler gerçekleşiyor. Demek ki aslında yangını nasıl yapıyorsunuz? İşte şimşek çakarsa, yıldırım düşerse kırık camdan ortaya çıkabilir. Birisi tutuşturabilir. Yani bakın nasıl uluslararası sistem nasıl bin yılda bir gerçekleşen bir trendi kendi emperyal planları için kullanabiliyorsa o sistemin uydulardan yapılan bir müdahaleyle provoke edilmesini kullanan bir terör örgütü kendisi de sigara izmariti de atabilir, maytap da atabilir. Yani isterse gider doğrudan benzin döküp ormana ateşe de verebilir. Evet. Kimyasal yöntemlerle de bunu yakabilirsiniz. Yani bir yerde su sızıntısı varsa oraya bazı kimyasallar koyarsanız belli bir süre önü de kapatın. Siz bırakın gidin su belli bir seviyeye gelince oradaki. Çünkü her yerde yani kimyasal yöntemlerle de yangın çıkarmak mümkün. İHA'ları çok sevmiştik biz. Dronlarla kilometrelerce ötede yani onun parasını kabul ediyorsanız ormanın içine indirip patlatabilirsiniz. Yani. Yangını çıkartabilirsiniz. Yani buna benzer teknik yöntemler, kimyasal yöntemlerle yangın çıkartmak mümkün. Tekrar söylüyorum. Bunu sadece küresel ısınmaya bağlı olarak tanımlarsanız inandırıcı olamazsınız. Ekvator o zaman sürekli yanması gerekirdi. Hatta Türkiye'de Adıyaman 50 dereceye kadar çıkıyor. Yani bu yangın da Adıyaman'da hava da kuru öyle rutubet de yok. Deniz sahillerinde öyle o kadar rutubet olan yerde bu yangınlar çok kolay çıkmayacaktır. Dolayısıyla bu yangınlar profesyonelce çıkartıldığını düşünebiliriz. Laser tüplü ve bunların hemen Ağustos ayında alçak irtifa uydularının aktif edilmesinden bir hafta önce test edildiğine ilişkin bir takım iddialar da ortada var. Ve bununla ilgili çalışmalar yani uzaktan aslında sadece yangın çıkartmak değil, askeri amaçla uzak noktalardaki bir takım sistemlerin mesela RF'le metal olan cisimlerin içindeki bütün elektronik devreler, elektriksel şokla havaya patlatılabilir. Şunu mu diyorsunuz? Bakın ekranı verdi arkadaşlar. Sanırım devam edecek o. Yani
Karşı yangın dedi mesela, Bakan Bey de izah etti az önce canlı yayında. Yani ki biz o, karşı yangın olarak da yaktığımız yerler var ama bir takım şeyler çok sıra dışı. Hayır hayır, yani bu kilometre bu kadar kilometrelerce uzun yani karşı bakın, yangın. Burada sizin işte ne bileyim santraliniz var. Şurada bir mahalle var. Hı-hı. Ve mesafe 1 kilometre yaklaşmış. Bu şehrin mahallenin etrafındaki, köyün etrafındaki hı-hı ağaçları kesersiniz. Bu tarafa yangın gelmeyecek şekilde rüzgar da öbür tarafa doğru esiyorsa oradan bir yangın çıkartırsınız. O yangın öbür tarafa doğru yayılır. Gelen yangını absorbe ama bu kadar uzun olunca biraz... Bu bakın özel bir alanı korumaya dönük bir şeydir. Yoksa aniden rüzgar değiştiğinde sistem siz tutuşturduğunuz ormanın yangını daha da güçlendirmiş olabilirsiniz. Onun için bu tür şeyler tabii biraz da teknik konular ama biz bunları işte 7 ay önceki benim sanıyorum başka bir kanalda yaptığım bir konuşma şu anda Twitter'da bunları, linkleri var. Bunlardan bahisle konuştum. Evet yani bu gelecek dedik. Bak ben kahin değilim. Sadece İncil'den okuduğum bir ayetin de tefsirini yapmıyorum. Ve bundan sonra olacak olanlara ilişkin de şeyler söylüyoruz. Yani denizden de gelecek, kanatlı hayvanlar üzerinden de gelecekler, büyükbaş üzerinden de. Artık biliyor musun Ankara, İstanbul'da ve otoyollarda sentetik et ve vejetaryen restoranlarda satışa başladı. Başladı mı? Tabii. Otoyollarda falan. Evet. Allah Allah. Artık yani dikkat edin. Evet. Yani sentetik et tüketmeye başladı. Et olmayan et. Et olmayan. Yani daha önce etsiz çiğ köfte falan yaptık ama şimdi et olmayan et var. Kendi etinizden de yani bunlar şu anda cesedi gübre yapalım, kompoza dönüştürelim diyorlar. Yarın bu cesetleri biz özel olarak işleyelim, tekrar gıda endüstrisine ham madde olarak kullanalım diyebilirler. Bize yani deri dana hastalığında büyükbaş hayvanların kemiklerinin öğütülüp yemlere karıştırılıp yendirilmesi tabii gibi... Tabii, yani insan naaşlarının cesetlerini tabii, her şeyi. Yani çünkü bunlardan her şey beklenir. Bu ayrı bir konu da. Peki bütün bu hani teoriler üzerinden artık yüz yüze geldiğimiz gerçekliği de tam masanın ortasına koyarak bu ekonomist yani yıkmak istiyorsun, engellemek istiyorsun. Tayyip Erdoğan'ı sorun olarak görüyorsun. Time vesaire bunları hep gördük başlıklarında. Yani şu, Başkan Erdoğan'a şunu niye diyorsun o zaman? Yani Tayyip Erdoğan'ın itibarı kül oldu. Yani bu yangınlarla gerekli müdahaleyi yapamadı, mücadeleyi yapamadı. Yapamazsınız bunu. İtibarı yani, bu bağlamda yok. Avustralya'da yapamadı, Amazonlarda da yapılamadı, Kaliforniya'yı. Bu muhalefet de bir garip. Bir ekonomist niye böyle manşet atıyor? Tamam yani. Bütün bu planların karşısında Türkiye'yi engel görüyorsa, yani devlet başkanını engel görüyorsa, yıkılması gerektiğini söylüyorsa, Biden... Basın açıklamasında gazetecilerle... Savaşla karşı karşıyayız. İktidar teslim alınmak isteniyor. Tamam, bunu biliyoruz. Onun için de üzerindeki baskıların artırılması gerekiyor. Ve bir yandan da alternatiflerinin hazırlanması gerekiyor. Çünkü yarın ne olacağı belli olmaz. Bu sahada oynayan tek aktör Amerika değil. Yani... Türkiye Amerika'yı tercih edecek olursa acaba Rusya ne yapar? Türkiye başka Çin'i tercih ederse Amerika ne yapar? Tamam Türkiye, dengeler, eksenler, o zaman suikastlar devreye girer. Zaten bu tür süreçler böyle gelişir. Suikastlar gündeme gelir. Peki benim desteklediğim aktör bir suikasta kurban giderse alternatifi ne olacak? O zaman birileri şimdiden... ihtimallere dayalı hesaplar yapması gerekiyor. Yani Türkiye üzerinde asimetrik bir savaş var ve bir kontrollü bunalım stratejisi uygulanıyor. Yani bu soğuk savaş taktiklerinden biriydi. Tamam. Size hem yangın çıkartırlar hem yangın söndürme desteği verirler. Yani siz Afganistan'a gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz? Bir karar verin. Biz Afganistan'dayız zaten. Afganistan'ın yani bu varsınız da kendinizi zor koruyorsunuz. Amerika çekilmeyi ay sonuna kadar tamamlayacak. Bu Amerikan medyasına bağlı fonlanan medyanın gösterdiği. Tamam. Realite öyle değil. Oradaki
sivil halkla, yerli halkla, Afgan halkıyla hiçbir sorun yok Mehmetçiğin orada. Ya bakın, bütün diğer unsurlar Türk bayrağı altında. Öyle değil. Şu anda Taliban. Tamam, Taliban için istenmeyeniz. %80'ini kontrol ediyor. Tamam. Amerika oradan çekilmesini sürdürüyor. Hatta kendi asli unsurlarını çekti. Tamamını da ay sonuna kadar çekme planı yapıyor. Oradaki sivil halksa bir yandan Pakistan'a doğru, bir yandan İran'a doğru girmeye çalışıyor. İran bu girişleri engelliyor. Zaten Şiiler için orada bir problem yoktu. Şiiler Afganistan'da da bir şekilde vardılar. Ama Sünni unsurların İran'a girişini istemiyor. Ama başka bir şey var. Amerika o bölgede 20 yıldır var. 20 yıldır kendine bağlı bir sürü Afgan personel yani mevcut. Oluşturdu, evet. Bunlardan 30 küsür bin, 50 bin civarında olanını ileride yine nasıl Irak'ın işgali günlerinde Ezdilerden, Hristiyanlardan, Türkmenlerden, Kürtlerden, Araplardan birilerini aileleriyle birlikte Amerika'ya götürüp sonra onlara Guam Adası'na tabii yetiştirdiyse diyorsunuz. Guam değil, Kanada'ya da gönderdiler. Yani. Orada dil öğrettiler, diploma verdiler, kadroya aldılar, vatandaş yaptılar ya da green card yaptılar ve bugün PYD'de komutanlık görevini yapanlar hem Kürt hem Amerikan vatandaşı. Onun için yani onların kontrolü altında herkes böyledir demiyorum. Anladım. Şimdi Amerika'nın her tarafta kullandığı ucuz personeller vardı. Yani aşçısı da vardı, berberi de vardı. Her türlü adam vardı. Bir de profesyoneller vardı. Yani tahsilli olan. Ve bunları Amerika'ya kendisi taşıdı. Çünkü gelecekte o bölgede yine bunlara ihtiyaç duyacak. Bunlardan kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi gazeteci. Orada yarın tekrar Amerikan vatandaşı ya da green card verip gelecekler. Ama 1 milyon civarında Afganistan'da Amerikalılarla beraber çalışan Amerikancı bir lobi var. Şimdi bunların bakın Afganistan'dan Türkiye'ye başlangıçta giriş yapanların kimlikleri farklı. Onlar aileleriyle birlikte geliyorlar. Daha çok orada biliyorsunuz Türkiye'nin de başından beri destek verdiği bir Müslüman topluluk vardı. Rabbanilerin, hikmetyarların içinde olduğu bir grup vardı. Onlara biz destek vermiştik. Ama daha sonra DAEŞ benzeri başka yapılar, Amerikancı yapılar ortaya çıktı. Milliyetçi unsurlar ortaya çıktı. Bir ara Ankara Özbek asıllı bir general dostum. General dostuma da destek. Aslında general dostum hem Amerika ile hem Türkiye ile iyi ilişkiler kuruyordu. İşte o dönemden sonra Türk istihbaratı da askeri yapılarımız da hem dostum kanalını kullanmaya çalıştı. Hem de oradaki diğer geleneksel Müslüman gruplarla beraber olmaya çalıştı. Ama dostumla siz beraber olurken dostumun adamları da Amerika ile birlikteydi. Onlar ikili çalıştılar. Daha sonra Pakistan'ın devreye girmesiyle, çünkü Pakistan orayla bağlantılı, sınır başından beri en sıcak temas noktası orasıydı. Hatta Pakistan topraklarındaydı El-Kaide dedikleri ilk sekreteryası bu işin. Hikmetyarlar filan zamanında. Hatta o Taliban'ın ilk eğitim kampları da Pakistan topraklarındaydı. Oradan daha sonra Afganistan'a gelip iktidarı ele geçirdiler. Şimdi oradaki Amerika'nın işbirlikçi unsurları İran koridoru üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Bu bugün de bazı basın yayın organlarında gündeme geldi. Bu tabii bir göç hadisesi değil, bir sığınma hadisesi değil. Nasıl daha önce Kürtlere karşı bir operasyon yapıldı diye Türkiye ciddi bir peşmerge geldi. Tamam. Kuzey Irak olayı. Bakın orada biz şuna dikkat etmedik. O peşmergenin içinde başka bir unsur daha geldi.
onların kim oldukları belliydi. Onlar İncirlik Üssü'ne götürülüp oradan Türkiye'yi trampen tahtası olarak kullanıp buradan götürdüler. Eğitime götürdüler. Ve bugün kısmı da kaldı burada. Bir kısmı burada. Tamam, HDP'dedir, işte şudur budur ya da Kandil'dedir ya da bölgede başka şekilde kullanılmış. Ya da sivil halktır. Şimdi geri geliyor onlar tabii. Bugün Suriye'de o PYD dediğimiz hareketi yöneten kadrolar bunlar. Hı. O klasik PKK yapısının dışında. Şimdi Afganistan'da da aynı oyun oynanıyor. Diyorsunuz ki bu gelenler, bakın bunlar mülteci görünümlü atletik arkadaşlar. Mülteci olarak gelenlere karşı biz dinen, ahlaken ve hukuken bunlara kapımızı kapatamayız. Ama eğer bu bir Amerika'nın bölge işgal planında kendi operasyonel unsurları için Türkiye'yi geçiş koridoru olarak kullanıyorlarsa. Eğer kullanıyorlar bunlar, mı? Ya bakın, uyuşturucu koridoru için burayı kullanmalarına biz nasıl karşıysak, bir Afganistan'dan gelen biri ben iltica etmek istiyorum diyor da ama aslında eroin taşıyorsa, başka bir işte terör. Bakıyorsunuz bu insanlar üzerinde silah da yok. Yani bunlar kaçak geçiş yapanlar değil. İran bunların oradan çıkmak istediklerini biliyor. Onları kendi ülkesinden Türkiye girişine izin veriyor. O da bir koridor bu bağlamda. Evet, yani İran bir koridor açarak aslında Amerika ile sanki gizli bir mutabakat sağlanmış gibi. Acaba Türk devleti Fergana'ya mı gitmek istiyor böylece? Reklamlardan sonra konuşalım. Değerli izleyenler, 18 ayda 5. bakan istifa etti ve görev değişimi oldu. İç siyasette neler oluyor bakmak durumundayız. Tayyip Erdoğan, Başkan Erdoğan en yetkili isim olarak aşı zorunluluğu üzerinde isteğe bağlı olduğunu her fırsatta söylüyor. Zorunluluk olamaz diyor. Ama bir takım meslek odaları, bir takım işverenler çoktan buna başladılar bile. İnsanlar işlerinden olmamak için aşı olmak zorunluluğu üzerinden bunu kabul etmek durumunda olduğu gibi istemese de olmak istemeyenler de işsiz kalmaya başladılar. Gizli bir işsizlik oluşmaya başladı. Bu ülkede Başkan Erdoğan'ın en üst mercide olmasına rağmen söylediği bu politikaya, uygulanan bu siyasete rağmen kim bunlar da bu cüreti kendilerinde buluyorlar? Bunu soracağız, konuşacağız. Ve son günlerde iddialar üzerinden, mRNA aşılarında ruhsatsız olması vesaire üzerinden bir takım ilahiyatçıların aşı olun çağrısı yapmasını Dilipak nasıl yorumluyor? Mesajlarınızı da bakacağız. Derin Gerçekler reklamlardan sonra devam edecek. Evet kıymetli izleyenler, Derin Gerçekler'e devam ediyoruz. İlk bölümde açılışta Hicri 1443. yeni yılımızı tebrik etmiştik. Ekranlarını yeni açanlar ya da şu an Derin Gerçekleri izlemeye başlayanlar, izleyicilerimiz için de tekrar hatırlatıyoruz Hicri yeni yılımızı. Yani Müslüman bir toplumda malumunuz tabii güneş takvimi, miladi takvim üzerinden 31 Aralık akşamı olduğunda çok ciddi bir toplumsal ilgi ve alaka söz konusu ama yine aynı Müslüman toplumda Hicri yeni yıl söz konusu olduğunda maalesef aynı heyecanın olmadığına yönelik bir takım olgular da yani yüz yüzeyiz. Çünkü televizyonlarda, medyada işte Sayın Cumhurbaşkanımız Hicri yeni yılı kutladı ama hani devlet düzeyinde programlar vesaire sonuç itibariyle yani bize ait bir değer, olgu, bir gerçeklik. Niçin bu konuda ciddi manada hem ilahiyatçılarımız hem toplum katmanlarına ulaşamıyoruz? Bunun da konuşulması gerekiyor ki şimdi Muharrem ayında 10 gün sonra Kerbela'yı hatırlayacağız. Hazreti Hüseyin'in o direnişini, dirilişini, duruşunu hatırlayacağız. Ama sonra işte bunun bir Hicri yeni yılla başladığı üzerinden olan olgu maalesef bize uzak. Neden? Toplumsal olarak bunun karşılığı niçin bizde yok? Bunu da Üstad'la konuşmak istiyoruz ki ilk bölümde özellikle Afganistan'dan tırnak içinde mülteci kavramı içerisinde Türkiye sınırlarına gelmiş ve Türkiye'de hayli ses getirmiş olan bu gelişmenin de Dilipak açısından yorumu, bunların önemli bir kısmının Amerika'nın bölgede kullandığı, Taliban'a karşı kullandığı kendi adeta personelleri,
ne olduğuna vurgu yapmış olması ilginçti. Dikkat çekti. Yorumlarınıza da baktım. Hakikaten destekleyici yorumlarınız var. Bu ne manaya geliyor? Ben bir soru sordum. Acaba hani Türk devleti, Türk ordusu Fergana'da oluşturulmak istenen o dengelerde söz sahibi mi olmak istiyor dedim. Orada kaldık, reklama gitmiştik. Böyle bir şeyi gerçekliği olamaz mı üstadım, böyle bir durumu? Yani önce şu Hicri yeni yılla ilgili. Yani bugün mesela birazcık oturup şu Hicri yeni yılla birlikte 12 ayın ismini bir öğrenelim. Tabii. Ama onu kendiler saysınlar, ama ben hemen kendilerine bir şablon vereyim. Hı-hı. Bu ayların 8 tanesi, 7 tanesi insan ismi. Ya. Yani aslında biliyorlar. Biz bildiğimizi bilmiyoruz. Bunlar Muharrem, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Sefer ve Rebi. Bunlar insan isimleri. Bu diğer aylara gelince Rebi'yle evvel, Rebi'yle ahir, Cemaziye'yle evvel, Cemaziye'yle ahir. Zilkade, Zilhicce. Zilkade, Zilhicce. Bitti. Yani sadece Zilkade ve Zilhicce'yi öğrenebilirlerse diğer zaten ismin birisi var, diğerleri nakarat gibi. Ki birinci ay Muharrem, bunu da öğrenmiş olduk, evet, bir Muharrem. Böylece Zilkade, Zilhicce kelimelerini öğrendikleri zaman Z harfiyle başlayan Z kuşağından bilelim. Hı hı. Bu aylar tamam, ya bu kadarcık bir şey aslında. Hepsi Rebiye amca, işte ne bileyim Ramazan abi falan falan. Şu aylar meselesini hiç olmazsa bu vesileyle öğrenmiş olalım. İkincisi, benim babam doğduğunda biz Suriye, Irak, Cezayir, Yemen, Suudi Arabistan, Katar, Umman neyse bir sürü devletle tek bir devlettik. Aramıza bu sınırları da biz çizmedik. Yani Sykes-Picot'lar özellikle bizim güney sınırlarımız çizildi. Sınırın bu tarafında kim varsa öbür tarafında da o var. Evet. O arada eskiden tel örgüler vardı. Bu bayramlarda falan insanlar tel örgülerin üzerinden birbirlerine hediye atarlardı. Utanç verici bir hadise. Burada Maarif ya da Milli Eğitim'in de sorumluluğu var. Bu tarih onlara doğru düzgün öğretilmiyor. Yani Karadeniz'de Cumhurbaşkanı da Gürcü asıllıdır. Gürcistan öbür tarafta. Yani aslında bakın bu vesileyle bir de bu bizim yakınlıklarımızı daha da geliştirmek için Gürcistan'la sınır olan ilimizde bütün okullarda Gürcüce ya da Çerkez dili, Abhazca neyse seçmeli dil olarak okutulmalı. Aynı şekilde Bulgaristan sınırında Bulgarca, Yunan sınırında Yunanca, Suriye, Irak sınırında Arapça, İran sınırında Farsça, hatta Ermenistan sınırında Ermenice, hatta Hatay tarafında Arapça zaten, vesaire. Yani İbranice de. Yani. Zaten Suriye'de falan öğrenilmesi gerek, hatta Aramice falan. Bizim bu coğrafyayla gelecek hayalimizde yükleneceğimiz sorumluluklarımız var. Çok ve güzel. Buradan gelenler eğer mafya değilse, silahlı bir terör hareketi değilse, uluslararası bir siyasi operasyonun parçası değilse, zaten orada söylemiştim, dini, ahlaki ve hukuki açıdan bizim bunlara gidin, ölün deme hakkımız yok. Onlara karşı da biz düşmanca bir tavır içine, faşistçe bir tavır içine giremeyiz. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. İkincisi bu. Üçüncüsü Fergana konusuna gelince, sanıyorum Fergana'yı biz ilk burada konuşanlardan biriyiz. Yani DAEŞ operasyonları sonunda, ki bunlar bir şekilde Hazar'ın hem doğusundan hem batısından o bölgelere gönderildiler. Zaten bundan bir kısmı Kafkas, daha doğrusu Çeçenya tarafındaydı. Çeçenistan'ı bu hale gelmesinde Sünni, yani Sufi, Selefi ve Şii hesaplaşmasının büyük bir rolü var. Fergana'da bir
toparlanma, toplanma gözüküyor. Fergana hem Rusya'ya dönük hem de Çin'e dönük çok özel bir alan. Afganistan'ın Çin'de kısa da olsa bir sınırı olduğunu unutmamamız gerekir. Ve bu Fergana operasyonu daha çok Amerika'nın Çin'i sıkıştırmak için, Doğu Türkistan'ı provoke etmek için kullanabileceği bir kanal olduğunu da unutmayalım. Eğer Türkiye o bölgede etkinlik sağlamak istiyorsa, bu tamamen yukarıdan, Transkafkaslardan geçerek Özbekistan üzerinden olması gerekir. Afganistan üzerinden bir Transkafkas politikası, o bölgedeki Amerikan lobisinin tuzağına düşmek anlamına da gelebilir. Çünkü Türkiye ile beraber çalışan Raşit dostum aynı zamanda Amerika ile birlikte çalışıyordu. Dolayısıyla o bölgedeki Türkiye'nin müttefiki dediklerimiz aynı zamanda Amerika'nın müttefiki. Eğer Amerika bu bölgede bize karşı bir oyun oynamak isterse hem Afganistan'da tuzağa düşeriz, hem de Ruzi Nazar, Türkiye dünyada çok önemli bir rolü vardı. Ve Ruzi Nazar'ın Türkiye'deki adamı Enver Altaylı da hala içeride. Dolayısıyla Fergana'yı görmeyelim demiyorum. Ama Afganistan'da Amerika ile bir mutabakat çerçevesinde havalanının açık tutulması gerekiyor. Ben gerektiğinde inmeliyim. O zamana kadar biraz bu Afganlar birbirlerini yesinler. Ondan sonra yine bana muhtaç duruma gelecekler. Ben gelirken de orada beni karşılayacak, güvenliğimi sağlayacak bir altyapı olsun. Türkiye'de aslında bu oyunun biraz farkında. Ama Amerika'ya şu anda hayır deme gücümüz pek olmadığından, çünkü bize Amerikalıların bakışı olta yutan balık yem istemez şeklinde. Türkiye orada yalnız başına Amerika'nın çizdiği bir alan içinde hareket etmek istemiyor. Avrupa'yı da işin içine katmak istiyor. Ama bakın, bir İslam lobisinden söz edemiyoruz. Çünkü Pakistan ya da Malezya dediğimiz grup Çin'le başka bir ilişki içinde. Ve buradaki İngiliz lobisinin gücünü de hesaba katmak gerekir. Çünkü bunlar İngiliz Commonwealth'ı. D8 etkisi bu bağlamda. İşte D8'in Asya ayağında Malezya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan. Pakistan'da zaten Bangladeş'teki iktidar Türkiye'deki CHP iktidarı gibi bir şey. Yani orada neler yaşandığını biliyoruz. Türkiye her ihtimale karşı Pakistan'ı bir yanına almak istiyor. Zaten sınır çok geçişken. Pakistan'la Türkiye arasında da sıcak, iyi ilişkiler var. İkincisi, buradan Romanya'yı mesela yanına almak istiyor. Bunun sebebi ise Avrupa'yı da işin içine dahil ederek yalnızlığını gidermek ve destek gerektiğinde de, yani o zaman biz tek başımıza bırakılırsak Amerika'nın ipiyle kuyuya inmiş gibi. Yani Afgan kuyusuna Amerikan ipiyle inmek çok güçlü bir pozisyon değil. Aslında buradaki asıl bizim üzerinde düşünmemiz gereken bir İslam barış gücünün hala olmaması. Buna Irak'ta da ihtiyacımız var, Suriye'de de ihtiyacımız var, Libya'da da, şimdi Tunus'ta da, Yemen'de de ihtiyacımız var. Aynı şekilde Afganistan'da da ihtiyacımız var. Bu hayati öneme sahip bir konu. Yani Birleşmiş Milletler'de bir sürü örgüt var ama hiçbir şey yapamıyoruz. Yani İsrail'in dayatmaları karşısında. D8'imiz var, İslam Konferansı var, Arap Birliği var, Afrika Birliği var, Türk Birliği var falan 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 ama icraat yok. Yani bir barış gücü bile, icraat. Bakın bir askeri ittifaktan da söz etmiyoruz. Kaldı ki askeri bir ittifak da kurulabilir. En azından silahlarını ortak alsınlar, ortak üretsinler, birbirlerine destek versinler, öğrenci değişimi sağlanabilir, ortak bir karargah oluşturulabilir, yeni askeri stratejiler üzerinde birlikte çalışmalar yapılabilir. Ama bunu bile yapamıyoruz. Onu da geçtim. Ya barış gücü. Bu barış gücü aynı zamanda da felaket bölgelerine insani yardım gönderebilir. Hiçbir maliyeti de yok bunu. Türkiye, belli Asya, Afrika, belli merkezlerde güç bulundurursunuz. Mevcut askerlerden bir kısmı görev gücü olarak orada yer alırlar. Yani bunlar güzel temenniler.
Üstadım. Yani bunu bile yapamıyorsak, evet, o zaman iktidarların bu konuda beceriksizliği değil. Onların kimliği burada, iktidarın dayandığı güç, hı-hı, meselesine bakmak gerekir. Yani 2 düzineden fazla Arap devleti var, 23 tane. Kendi aralarında bir barış gücü oluşturamıyorlar. Türk dünyasına bakıyorsunuz, kendi aramızda bir barış gücü. Ha, bırakalım onu da, D8'i falan bırak, şu Türk dünyası ortak bir barış gücü oluştursun. Oluşturamıyoruz. Bir Turan ordusu ekolü vardır, çok konuşulur mesela. Çok eski Altın Ordu da vardı, İslam ordusu meselesi vardı, Kars İslam Cumhuriyeti vardı. Peki şöyle düşünüyor musunuz? Şimdi saydığınız o bütün ülkelerde, işte Libya, Suriye, Irak ve çatışma bölgelerin olduğu yerlerde Türkiye, yani Türkiye'nin kendi unsurları demeyelim de Türkiye'nin de mutlaka merkezinde olduğu, kıyısında, köşesinde, bir yerinde olduğu o çatışma merkezlerinde hep orada olduğumuz gerçeği var. Libya'da varız biz. Ama işte şimdi bakın, Mısır'da bilahare varız biz. Irak'ta varız, zaten Suriye'de varız. Yani o D8 ya da o İslam Birliği ya da İslam orduları üzerinden olmadan üstü örtülü bir gerçeklik üzerinden bir varlık olması. Hayır, hiçbir şey, bir anlamı yok. Ama yani sonuçta, bir sıfırdan büyük değil mi? Ya hayır, hiç yok. Yan varız orada. İşte, Libya'da bakın, varız, dengeleri bozuyoruz. Var, Suriye'de varız. Yok işte Suriye'de. Niye çatışma kültürü bunun çatışma üzerinden devam ediyor zaten? Sistem bunu istiyor. Sistem. Ne yapalım, çekilelim mi, Libya'yı bırakalım mı? Hayır. Suriye'yi bırakalım mı? Bakın, burada duramazsınız. Buradan geri de çekilemezsiniz. Onlar bizi istemezler. İleri de gidemezsiniz. Geri de çekilemezsiniz. Zaten onların istediği de bu. Afganistan'ı da buna çevirmek istiyorlar. Zaten öyle. Çatışmanın sürdürülmesi önemli. Yani biz niye araya girelim? Biz niye bedel ödeyelim? Biz niye kayıp verelim? Yesinler birbirlerine. Onlar öyle diyor. Evet. Tamam. İşte Suriye'de, Irak'ta olan da bu. Yani, Libya'da olan da bu. Ders çıkartalım. Yani eğer Türkiye'yi oradan çekmeleri gerekiyorsa başka enstrümanları kullanıyorlar. Eğer orada bulunup bundan Türkiye sonuçta zarar görecekse o sürdürülsün. Krizin sürdürülmesi, bunların bütün çözüm dedikleri şey çözümsüzlüğün ta kendisi. Filistin meselesinde de olduğu gibi. Evet. Sürdürülebilir bir kriz. Bunlar mikrobu yayıp hasta da ederler, ilacını da satarlar, aşısını da satarlar. Beslenme diyetinizi de size verirler. Önemli olan krizin sürdürülmesi. Ve biz de bunu tek başına, bu tür sorunların üstesinden gelemeyiz. Hatta üstesinden gelmeyi bir kenar bırakın. 2 gün sonra birbirinize düşersiniz. Tamam da biz zaten tek başımıza orada olamayacağız. Yani tamam, bize orayı bırakmayacaklar o zaman, tek başına. O zaman, yani Suriye'de bırakmadıkları bizim Rusya'yla devreye attığımız işte gibi, yani Irak'ta sonuçta, hakeza, Libya'da sonuçta, hakeza. Mali dünyanın geçmişteki en zengin ülkesiydi. Medeniyet bakımından da Endülüs'ten daha üstündü. Şimdi orada insanlar, Sufiler ve Selefiler, Müslümanlar birbirlerini katlediyorlar. Evet. Namaz kılarken el bağlanır mı, sallanır mıdan yola çıkarak bu derecede bir noktaya geldiler. Ve ülke Ruslarla Fransızlar tarafından işgal edilmiş vaziyette. Biz çekiliyoruz derlerse de çatışma artıyor. Biz geri geliyoruz deyince de çatışma artıyor. Hem gidiyorlar hem geliyorlar. Çünkü sürdürülme, o bölgeye bunların yerleşebilmesi, kendilerine zemin bulabilmeleri için bu çatışmanın sürmesi gerekiyor. Sürekli kendiler orada kalırlarsa bunlara yönelik tepkiler artıyor, saldırılar artıyor, zayiat veriyorlar. O zaman biz gidiyoruz diyorlar. Aslında gittikleri yok. Bir nöbet değişimi yapılması gerekiyor. Oradaki askerlerin geri çekilip yeni askerler gelmesi gerekiyor. O gitmesi gerekenleri götürüyorlar. Biz çekilmeye başladık diyorlar. El altından çatışmayı provoke ediyorlar. Herkes birbirini öldürmeye başlayınca bunlar gelsinler, biz yoksa yine birbirimizi öldüreceğiz diyorlar. Onlar da peki o zaman bak bir daha bize gidin falan demeyin ha diyorlar. Geri geliyorlar. Yine değişim olması gerektiği zaman orada bir takım olaylar çıkartacaklar. Milliyetçi hareketleri orada
provoke edecekler. Onlar bağımsız Mali diyecekler. Yabancı emperyalistler istemiyoruz diyecekler. Ben diyorum ki orada işte barışı gerçekten koruyacak bir barış gücümüz niye yok? Yok. Bu Türkiye'nin gitmesiyle olacak bir iş değil. Değil tabii ki. Yani... Başka bir şey. Orada bakın Fransa tek başına değil. Rusya da var orada. Orada arkada Çin de duruyor. Yani orada görünmeyen bir de Çin var. Nijer'de, Nijer topraklarındaki uranyum işletmeleri Çinlere ait. Tuareg bölgesi de Çinlerin kontrolünde. Şimdi bizim kendi barış gücümüz olmadığı sürece bu hükümetlerin kendi siyasi dengeleri içerisinde fırsat bulabildiği ölçüde ya siz oraya istihbarat elemanı gönderirken bile sorun yaşıyorsunuz. 3 tane tır götürüyorsunuz. Hala içinden çıkamadık meselenin. Bir Sadat meselesi çıktı. Kendi içinizdeki muhalefetle baş edemiyorsunuz. Libya'da şehit oluyor. Gelip burada Oda TV'ye manşet oluyor şehit. Şimdi bakın böyle yani evet bir takım açmazlar olmaz. Var. Tabii ki yani olmamalı. Sistem kurmazsanız bakın işte İHA yapıyoruz, SİHA yapıyoruz. Ben diyorum ki National Data Center'ınız var mı? Süper bilgisayarınız var mı? Kendi altyapınızı kurdunuz mu? İşte sosyal medyadan şikayet ediyorsun. Ne oldu? Hani bir milli yerlisine geçtik filan. İşletemezsin diyorum. Sistem kurman gerekiyor. Evet, tabii ki. Sistemi kurmazsanız Fergana'ya da gitseniz orada boğarlar sizi. Libya'ya da gitseniz orada boğarlar. Bir şey. Kurduklarımızın hepsi de sonunda bu hükümetlerle kuruyorsunuz. Olmuyor. O zaman en basitinden başlayarak bir de sadece siyasi aktörlerin karar verdiği yapılar çok fazla sürdürülemez. İktidar değişikliklerine bağlı olarak içinden çıkılamaz hale geliyor. Niye Amerika, İngiltere ve Fransa, Almanya'yı hala ellerinde tutmak istiyorlar? Kendi hükümetlerinin denetimine bağlı değil. Oradaki hükümetin de denetimine bağlı değil. O zaman bir takım operasyonları, şimdi kendi aralarında bir rekabet, liderlik, yöntem ve nihai hedefte şu COVID ve global resette anlaşmazlığa düştükleri için sürdüremiyorlar. Çünkü başka bir operasyon üzerinde ama üçüne yönelik ortak bir tehdit konusunda olursa, hemen bir araya geliyorlar. Ben diyorum ki bırakalım mı büyük hayalleri şunu yapacağız bunu yapacağız. Ya İslam barış gücü. İki görevi çatışma alanlarında ortak birlikte var olacağız. Ve oradaki maksadımız çatışmayı durdurmak ve insani yardım. İkincisi de afet bölgesinde Kızılay'la birlikte, gönüllülerle birlikte insani yardım maksadıyla çok, görev yapacak. Çok İslam barış gücü. Süper. Bu niye bunu, en az D8 devletleriyle bir araya gelerek mutabık kalıp yapacağımız şeyler değil mi? Bunları söylüyorsunuz. Katılmayanlar da dışarıda kalsın. Tamam. Ne D8'ine ya bakıyorum. MİT'lere örneğini verdiniz. Bu konuda kendi içimizde anlaşamıyoruz. İşte bakın yani... sistem kurmada hep böyle batılıların açtığı alanlarda bunu eğer kendi aranızda ahbap çavuş ilişkisiyle yapmaya çalışırsanız sizi kullanırlar. Mayını tarlaya çekip boğarlar. Bizi Afganistan'da boğarlar. Fergana'da boğarlar. Bizim Afganistan'da da olmamız gerekiyor. Fergana'da da olmamız Eyvallah. Gerekiyor. Ama bunu Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in politikasının taşeronu olarak olmaz. Tabii ki yani. O zaman ben başka bir şey söylüyorum. Birbirine benzeyen ama çok farklı. Alameti farikası olan kaynakları, niyetleri, yöntemi açısından bağımsız bir irade. Ne güzel dediniz. Bir hareketi yani siyasetin ufkunu büyütmemiz gerekiyor. Bu Türkiye merkez, Türkiye her türlü kazanım da benim, risk de benim. Adım atamazsınız. İşte biz yani. Suriye'ye 24 saatte Şam'a gireriz diye başladık. Yani 24 ay değil. 10. yılı bitti. Yani Yemen mesela hakeza. İşte orada işte Suud'du, Selefiler'di, Şia'ydı, İran'dı yani. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani birbirimizi yiyoruz. Tamam. Yani birbirimizi. O böyle oldu. Bakın sizin barış gücünüz bu sadece barış gücü olmaz. Barışın korunması için istihbaratınız da bu nasıl olur? O ülkelerin istihbaratlarıyla birlikte çalışırsınız. Hem gittiğiniz ülkenin hem de katılan ülkelerin istihbaratları. MİT Avrupa Merkezi İstihbaratı'yla çalışır. MI6'le çalışır. CIA ile çalışır. FBI ile çalışır. Mossad'la çalışır.
Savaklı çalışır mı? Çalışır herhalde. Yok. Çalışmıyor. Yani yok, çok seremoniyaldır. Hmm. Kendi komşularımızla bile çalışmayız. Yani Yunanistan'la çalışamayız. Herkesle kavgalı olmamız. Bilerek Türkiye'nin gücünü birileri kendi lehine, ya Osmanlıcılığı bile, o hilafet perspektifini bile Amerika bizden daha fazla kullanıyor bizim üzerimizden. Covid meselesinde de öyle kullandılar. Türkiye'nin alagözüne hayran oldukları için mi Dünya Sağlık Örgütü geliyor ve Türkiye'ye fon desteği sağlıyor? İstanbul Sözleşmesi'ni işte Türkiye'yi prototip mi yapmaya çalışıyor? O İslam ülkeleri, Türk dünyası ve Osmanlı milletler topluluğu perspektifinde Türkiye modeli üzerinden gidiyorlar. Türkiye aşıyı, bir takım ülkeler aşıya güvenmiyor. Ama Türk aşısına güvenirler. Türkiye yapmış diye. Tamam. İşte o aşıyı da o zaman biz yıllardır toprak verildi. Bina verildi. Kredi de verildi. Ama aşı yapamıyorduk. Var olan aşı fabrikamız da kapatılmıştı. Şimdi 6 ayda 6 tane aşı üreteceğiz. mRNA tipi aşı da dahil. Nasıl oluyor? Ya itimat etmiyor musunuz? Hayır. Çok çabuk mu oldu? Zaten hepsi çabuk oldu. Azar azar oldu. Azar oldu. mRNA'nın ruhsatı bile yok. Yani. Türkiye'de yapıyoruz biz yani. Ruhsat. Yok, yine Türkiye'de yapalım onu yani. Tamam yani biz, ama işte bu Türkiye'de zaten size yaptırırlarsa dikkat edin diyor. Ha, onu ima ediyorsunuz. Teknolojisini onlar verecek, ham maddesini onlar verecek. Hmm. Prosesini onlar hazırlayacaklar. Pazarı yok, tamamen yerli ve milli kaynaklarla deniyor. Yahu kardeşim, FDA'nın onaylamadığını satamazsın. Kendi ülkene bile kullandırtmazlar. Yani bu yerli ve milli, İstanbul Sözleşmesi'nin yerli ve milli, Lanzarote'nin yerli ve milli oluşu gibi olur. Başkan Erdoğan aşı zorlaması yapılamaz diyor. Birileri çıkıp devamlı fırıncısından kahvecisine kadar işte aşı olmayanlar işte kahveyi alıp tamam, bugün Samsun'da Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda öğretmenlerden, velilerden işte aşı oluyor musunuz, olacak mısınız? Beyan istiyor. Yani sadece i̇şte, orada değil, her yerde. Yani Başkan Erdoğan'a rağmen nasıl oluyor bu? Muhtemelen Emine Erdoğan'da aşı olmadı. Aşı olsa herhalde açıklardı, çağrı yapardı. Çünkü Emine Hanım bu tür sosyal olaylara müdahil olan bir kişilik. Evet. Yani toplumsal olayların çoğunun içinde zaten. Yani Tayyip Bey bunu daha önce de söyledi. Son televizyon programında da söyledi. Ya hep söylüyor. Ama hep söylüyor. Yok. Anlamaya çalışıyorum. Siz 50 yıllık siyasi mantığı tecrübeniz var. Yok. Türkiye tecrübeniz var. Benim o bazı kadar yok. Benim yaşım o kadar yok. Değil. Bazı şeylerin mantığı yok. Yani hatırlıyor musunuz? Başkan Erdoğan demiş ki kesilecek bir rajon varsa ben keserim. Tamam yani, hadi. Siyasi parti işte üzerinden. Söylüyorum şu anda tamimler yapıyorlar. Mobbing'i uyguluyorlar. Mobbing de suç. Yani suç işliyorlar. Mesela Samsun Su Ürünleri Kooperatifi aşı olmayan balıkçılar denize açılamayacak bir Eylül'den itibaren. Samsun'da garip şeyler oluyor yani. Ne oluyor Samsun'da? Bilmiyorum Samsun. Yani Karadeniz'de bazı şeyler birileri kendine vazife ediniyor bu işleri. Yani suç işliyorlar. Ve yani bazılarına demek ki yasa işlemiyor onlar ya da hiyerarşiye bağlı. Değil. Bakın Bakan Koca da diyor ki vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum bu süreci. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim. Bunu Bakan Koca geçtim birkaç gün önce söyledi. Ama mesela aşı olmayanlara da PCR testi olabilir dedi. Mesela kamu yani toplu alanlara girdi de PCR, ya iki günde bir PCR testi mi olacak aşı olmayanlar? Ya bakın işte her yani her gün PCR testi mi olacak bir yere giderken falan? Yok. Yani hep çubukları mı? Onun içerisinde de bir sürü sorunlar var. Yani bunun PCR testi koronayı tespit etmiyor diyen FDA, CDC'nin raporları var. Tamam. Açıklandı. Bakın bunun bir mantığı yok. Türkiye bilinmez bir meçhule doğru sürükleniyor. Ve iktidar da bu konuda nedense yani Tayyip Erdoğan net açıklama yapmıyor. Yapıyor daha ne desin. Hayır. Ya adam yani ben o zaman aşı zorunluluğu istemiyorum diyor. O bakın bunu
bana değil, televizyonda değil, yetkililere sorup hesabını sorsun. Pratikte yani İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Tamam evet bakın yasa, nasıl diye çekildik mesela. Tamam, yasa aynen devam ediyor. Yok yasa işte o şey yapılacak, düzenlemeler yapılacak. Bundan sonraki prosedürü hakkında bilgimiz akış yok. Var yani işte. O, yani yok yok. Şimdi şu ana kadar bununla alakalı olmamış olabilir. Bilmediğimiz bir akış şey. Var orada. Ne var? İşte o, bekliyoruz yani. Ha, karar akış yok. Yok mu? Şu ana kadar yok o zaman. Yok. Yani Etcep ne oldu? Alınan paralar, bir yıllık fonlar vardı. Aynen devam ediyor. CHP'li belediyeler işlemlerine devam ediyor. Başka? Grevio ne oldu? Türkiye'nin görevlendirdiği bir takım komitelere isimler vardı. Onların durumları ne? Bundan sonraki yol haritası ne? Yasada bir değişiklik yok. Yani bakın anlaşılmayan bazı şeyler var. Ne olduğundan emin değiliz. Ve bunun bir siyasi faturası olacak. Yani bu sadece muhalefetin yıpratıcı kampanyaları, politikalarından ibaret değil, AK Parti'nin seçim riski. Bu COVID süreci, hı hı, ve benzer bundan sonra yaşanacak süreçler iktidar üzerine, işte demin de söylediniz. Hı hı. Bu yangınların iktidar üzerinde olumsuz bir baskı oluşturacağı şeklindeki mesajlar. Diyokrabist aynı zamanda işte, evet. Aynı zamanda AK Parti'ye operasyon çekiliyor. Çekildi. Hem de AK Parti'nin kendi kadroları tarafından. Nasıl? İşte Samsun'da bugün herkese. Ha bu aşılama üzerinden. Tabii. Hmm. Yani bayağı aşı üzerinden, COVID üzerinden, PCR üzerinden, maske üzerinden, ev ve kapanma hadiseleri üzerinden, ekonomi üzerinden bir sürü operasyonlar çekiliyor. Ve bunun da sandıkta bir sonucu olacak. Yönetmenim 20 nolu imajı getirsenize. Şimdi dünyada en çok aşılanan 13 ülke var. Yani aşılananların arasında en çok aşılanan 13 ülke. 12'sine seyahat yasağı geldi. Nasıl? Abi, hani aşı koruyor. Hani bu o zaman soruyorsunuz Çin'in ya. Çin'in açıkladığı rakamlar var. 8 tane vaka buldum diyor. Ya bu devletler yalan söylüyorlar. Amerika'nın verdiği istatistikler de yalan. Türkiye'de grip hastalığı kalmadı. Resmen. Yok, işte o resmen yalan. Şey, resmen yalan. Hayır yani. Amerika yalan. Ha. Çin yalan. Girin. Girin rakamlara bakın. İnsan zekasıyla dalga geçiyorlar. İsrail yalan. Yani devletlerin istatistiklerinin hemen hemen tamamı manipülatif. Hmm. Yani evet. Çok basit. Girin azıcık dört işlem zekasına sahip olan her akıl bu istatistik verileri incelediğinde İtalya'ya gelmek istiyorsanız İki doz aşı olmak zorundasınız. BioNTech olacak. Tamam, oldum. Yetmez, PCR testi de yaptıracaksınız. Ne? Maskeyi takacaksınız. Bir dakika. Yetmez. Tamam, hadi PCR testi de oldum. Hadi maskeyle de geldim. 14 gün karantina istiyor. Tamam. Hayda, hani aşılama... Yani söylemle uygulama arasındaki ciddi çelişkiler bu sefer insanları şüpheye düşürüyor. Şimdi İsrail... Nüfusa oranla en çok aşı yaptıran ülke, BioNTech aşısı olanlar da dahil olmak üzere iki doz da olsa ülkeye almayacağını açıkladı. Tamam. Nasıl olacak? Yani o zaman niye biz aşı oluyoruz? Mantığı. Sokağa çıkmak için mi aşı mantığı oluyoruz? Yok, mantığı. Ya bunlar bunun vaka bir yani. Bunun olduğunu, insanlığa karşı, hı-hı, bir operasyon olduğunu bir türlü anlatamıyoruz. Bir daha söylüyorum. İtalya diyor ki iki doz aşı olacaksınız, BioNTech olacaksınız. İtalya'ya gelmek istiyorsan ey iş adamı. Ya da gazeteci, konferans vereceksin, gidip bak. Maske de kullanacaksın, PCR'da da takacaksın, bir de 14 gün karantina. Artı bunun bedelini de sen cebinden ödeyeceksin. Nasıl? Tamam, gayet. Hani aşılar koruyordu? Abi bakın bu zaten alta, bu mutasyonlu, sürekli mutasyona uğruyor, varyantları geliyor. Ve onlara karşı aşı bir çözüm olmuyor. Aşıların etki süresi de 6 ay. Sürekli aşılanmayla... Bu mutasyonlar da hızlanıyor, varyantlar da, mikrobun direnci de artıyor. Artı insan mutasyona uğruyor.
insanın yani geleceğinde özellikle mRNA'ların insan hayatı üzerinde nasıl bir etki yapacağından emin değiliz. Sadece bakın bu insanlar sadece mRNA'ya taktılar kafayı. Bir defa mRNA aşılarında grafen kullanılıyor. Grafen size sürekli mesaj aktarma imkanı da, yani sizi cyborg'e dönüştürüyor. Böyle bir riski de var. Ama hiç kimsenin konuşmadığı ve bizim birkaç yıldır, herhalde 3 yıldır konuştuğumuz e-water konusu var. Bunların hepsi sıvı. Bu sıvıların içinde mikro seviyede mineraller var. Metaller var. Alüminyum oksitler var. Bakın i̇şte bunlara... Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği tezler değil. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. FDA böyle bir şeyden bahsetmiyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı'na göre bunlar değil, yok. Bilgi vermiyor. Ha, yok yani. Kabul yok etmiyor ki... değil. Bilgi vermiyor. Ben içinde ne olduğunu bilmediğim bir şeyi vücuduma zerk etmemi istiyor. Benim dinim bana diyor ki bilmediğin şeyin peşine düşme diyor. Bunun içindekileri diyor ki bunun içerisinde işte su var, şu var, şu var, şu var. Ben diyorum ki bana bir tane kopya ver, ben bunu inceleteyim. Vermiyor. Kendi beyanının, hani kadının beyanı esas diyor ya, benim beyanımı esas alacaksın diyor. Ya bunu benim vücuduma zerk etmek istiyorsun. Elime ver, parasını vereyim ben bunu. Ben bunun içinde ne var? Götüreceğim laboratuvarda. Ve bunlar öyle sıradan laboratuvarlar değil. İnceleteceğim. Eğer ben bunda doğru bir şey olduğunu anlarsam yaptırabilirim. Bana aşıyı vermiyor. Bakın ben bunu Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden de istiyorum. Doktorlardan da istiyorum. Bana aşıyı vermiyorlar. Ama mevcut mRNA aşısı anne sütünden bile etkili. Yalancılar. 4 numaralı VTR yalancılar. Söylüyor, canlı yayında konuşuyorlar. Bakın, anne sütünden daha etkili basit, diyorlar. Ben tamam biliyorum. Ben çok basit bir şey söylüyorum. Şu aşıyı ver. Ben bunu iki ayrı laboratuvarda inceleteceğim. Ne olur? Tamam izleyelim bakın. Anne sütünden daha etkili. İzleyelim. İftira ediyorlar annelere. Onu aşı alıyorlar. Benim izleyelim bakalım. Onlar da yani sentetik ette gerçek etten daha sağlıklıdır diyecekler. Yani. Tamam 4 numaralı VTL'i izleyelim. Profesörün biri Habertürk kanalında anne sütünün aşılar kadar koruyucu olmadığını söylüyor. Tamam. İzleyelim. Halbuki onun için de ayrı bir takım şeyler bizim hastalıklara karşı aylarda mutlaka anne sütüyle beslemek gerekir bebekleri ilk aylarda. Ama anne sütü aşılar kadar koruyucu değildir. Ama anne sütü aşılar kadar koruyucu değildir. Ama anne sütü aşılar kadar koruyucu değildir. Aylarda mutlaka anne sütüyle beslemek gerekir bebekleri ilk aylarda. Ama anne sütü aşılar kadar koruyucu değildir. Ama anne sütü aşılar kadar koruyucu değildir. Ama şimdi aşı olmak istiyor vatandaş. Ben de aşı yani hastalıkla mücadelede aşının taraftarıyım. Yani Kudüs hastalığına riski varsa o toplumda, o köyde ne yapıyorlar? Ya aşı Kudüs isteyen ol. He, şimdi yalnız şu burada bir şey var. Yalnız bu aşı aleyhtarlığıyla alakalı yorum, fikir, düşünceler sansürleniyor. Sansürleniyor YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Bir aydır cezalıyım. Yani canlı yayın yapıyorsunuz, canlı yayınların videolarını kaldırıyorlar. Bu bile başlı başına benim televizyoncu, gazeteci olma üzerinden şüphe duymam için yeterli oluyor. Diyorum ki yani niye eğer ama güzel bir şeyse doğru bugün şey... diyor ki bakın bana bir suikast olursa, evet, profesör, ya da ben intihar edersem diyor. Yani panik ölürsem yapmayın. Biz, siz mücadelenize devam edin diyor. Çünkü bu katiller
devlet adamlarına da suikastlar yaptılar. Aynen. Tabii ecelimiz gelmeden ölmeyeceğiz. Ecelimiz gelmişse bizi kim yaşatabilir ki? O ayrı bir konu da. Yani bakın bana 40 yerden sansürler uyguladılar. Şu anda hala benim YouTube kanalım sansürlü. Hı-hı. Yani hatta dün bir makalem girdi, içinde Covid geçiyormuş, çıkartmak. Bunu bana dayatanların bir kısmı Ankara'da. Şimdi henüz yani ortada... Uluslararası sistemin tetikçiliğini yapan bir takım uluslararası örgütler var. Ben o örgütlerle uğraşırken bir yandan da burada onlarla paralel hareket eden paralel yapılarla uğraşmak durumunda kalıyorum. Ama işte... Ben kimseye aşı olma demiyorum. Bizim aşı fabrikamız vardı. Yine kurulması gerekir. Aşı da üretilmesi gerekir. Aşıyı hasta, doktor, başka bir alternatifi yoksa, zorunlu ise onlar karar verirler. Ama böyle ya, hele hele şimdiki gibi uydurma bir pandemi üzerinden herkesi aşılamak isteyen uluslararası bir çetenin global reset politikasının Türkiye'de bu şekilde hayata geçirilmeye çalışılmasını ben sadece insanımıza değil iktidara karşı da bir komplo olduğunu düşünüyorum. Evet, zaten bu vurguyu özellikle yapıyoruz ve yapıyorsunuz. Yani bu sürecin özellikle iktidara yönelik bir komplo olduğunu, büyük bir komplo olduğunu. Ve çok ağır bir fatura. Yani bu yangınlardan bile daha ağır sonuçları olabilecek. Aynı senaryonun partisi. Aynı merkezden mi yönetiliyor? De, LGBT'si de, yangınlarda, de, yangını da. Bundan sonra şehirlerde patlamalar göreceğiz. Trafolarda, evlerde, fabrikalarda. O akıllı sistemler var ya, canımıza okuyacak. Bu erimelerden de bahsediyorduk. Bakın bunları yarın bu yangınların da depremi tetikleyici bulutlar üzerindeki o dumanların iklim değişiklikleri üzerinde başka etkilerini de göreceğiz. Yani bu Amerika'da 1000 kilometre uzakta o dumanların bir kısmı başka şehirlerde hayatı etkilemeye başladı. Uçan kuşların hayatlarını da etkileyecek. Bu yangınlar bal üretimini de etkileyecek, özellikle çam balı üzerinde arıların hayatlarını kaybetmeleri o bölgedeki diğer bitkileri, endemiktir bitkileri de etkileyecek. Yani birçok şey birbirini etkiliyor. Bu ekonomiyi de etkileyecek, siyaseti de etkileyecek, insan hayatını da etkileyecek. Dikkat etmemiz gerekiyor ve bu iş burada kalmayacak. Depremler arkasında özellikle 5G'nin de tamamlanmasıyla bakın evlere varana kadar, akıllı evlere, otonom sistemlere varana kadar yangın da çıkartabilirler, patlama da gerçekleştirebilirler. Bu bir savaş, bu bir siber savaş. Arkasından gelecek olan siber bir diktatörlük. Tayyip Bey de bundan bir ara sözün etmişti. Ama bu sözlerin arkasını bürokrasi getirmiyor. Bürokrasi aksine bir süreci harekete geçiriyor. Ve bunun üzerine gidilmiyor. Bu konudaki suali mukadderlere cevap verilmiyor. Yolsuzluk iddiaları ile ilgili suali mukadderler yargıda cevabını bulması gerekiyor. Olmuyor. İşte o zaman yangınlar üzerinden Tayyip Erdoğan'a yapılan göndermenin burada sessiz kısmını da dikkate almak gerekiyor. Sessizce de çok şey yapılıyor. Manşete çekilmeden de aba altından çok soba gösteriliyor. Tabii. Hani aşı bu bağlamda. Ya da bana ya da işte bizim programımıza yönelik bir takım bazıları saflığından bazıları da sistematik bir şekilde veya iktidarı savunuyormuş gibi yaparak aslında öbür lobiye hizmet ediyorlar. Sureti haktan gözükmek suretiyle iktidara uyarı kanallarını da sabote etmeye çalışıyorlar. Ahir zamandır. Yalancılar sadık, sadıklar yalancı gözükecek. Tamam. İşte yani. Öyle bir fitne döneminden geçiyoruz. Yani Armagedon'u boşuna konuşmadık yani. Yuhanna vahyi üzerinden bile. Yani. Amik Ovası'nda olacak Melheme-i Kübra'yı işte. Yani ahir zamandır tabii, süreci oraya Kıyamet doğru... Kıyamet Savaşı'nın coğrafyası da Maraş, Antep, Hatay havalisidir. O bölgeye dikkat etmek lazım. Yani Hatay'da çok şey olacak. Hristiyanlığın doğduğu yer Hatay biliyorsunuz. Yani ilk Kur'an-ı Kerim'de orada zikredilen
O Yasin suresinde zikredilen Habibün Neccar ve orada gerçekleşir. Yani oradan Tarsus'a doğru genişlemek gerekiyor. Tarsus da çok önemli bir merkez. Maraş'ı, Urfa'yı içine alan çok Ege'deki önemli. Yangınları da o yedi kilise üzerinden okumak lazım. Yani o aslında Ege bölgesini ayrıca bir okumak lazım. Ama onların ne kadar Yuhanna vahiy üzerinden bir takım planları, cizvitleri, tapınakçıları, evangelistleri, Yahovacıları vesaire işte istediğini yapsınlar. Onu bilelim de her şeyi onunla açıklamayalım. Hı-hı. Ama şunu bilelim ki yeryüzündeki ateş cehennemden üstümüze yağıyor. Onun da paratoner gibi biz çekiyoruz cehennem ateşini yeryüzüne. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Cehennemi tutuşturacak ateşi de dünyada ki bu ateşi, bu cehennemi öbür dünyaya taşıyıp tutuşturacağız. Yani bu dünyada yaptığımız ve yapmamız gerekirken yapmadığımız, söylediğimiz ve söylememiz gerekirken söylemediğimiz her sözle ya kendi cennetimize sırtımızda tuğla taşıyacağız ya da kendi cehennemimize sırtımızda odun taşıyacağız. Cehennemde. Yani buradaki yangının cehennemde bir karşılığı. Cehennemde klima var mı? Öyle bir yazı yazdın. Evet yani onu yani zannettiler ki ateş bize zarar verecek ve yanacağız. Bittik, mahvolduk. Zannettiler ki seller, afetler bizi mahvedecek, boğulacağız. Halbuki ateş İbrahim'e serin, Musa aleyhisselama sular otoyol olmuştu. Tamam. Demek ki neymiş? Onların bir planı var. Yani. Allah'ın da bir hükmü var. Bu anlamda bizim kendi adımıza eğer Allah'ın ipine tutunursak, tövbe edenlerdensek ve cihat edenlerdensek, yani direnenlerdensek, geçen gün seküler kesimden bir arkadaşımla konuşurken dedim bak eğer Allah'a adanmış bir mücadele olarak biz bu mücadeleyi veriyorsak, bu 5G Starlink'leri falan filan, bu bir emperyal tehdide karşı bir mücadele. Bunu Allah'ın rızası için yaptığımızda bunun adı cihattır. Yani biz şimdi cihat mı diyoruz? Evet, evet dedim. Biz yani şimdi, liberaller, sekülerler. Yani ben de mücahit oldum. Yani. İşte, aslında bizim yanına, ben korkudan, panikten değil ama çok ağır bir bedeli ödeyeceğiz diye endişe ediyorum. Ama zalimler için yaşasın cehennem. Yani biz Allah'tan daha merhametli olamayız. Ama görevimiz şu, insanları bu ateş çukurunun kenarından kurtarmak. Onları geri çağırmak. Bak gidiyoruz. Benim kendi ailem içinde, çevrem içinde, AK Parti içinde ya da diğer insanlar içinde Müslüman olması da gerekmiyor. Ve benim şöyle bir son zamanlarda umudum da var. İslam dünyasında bu konuda çok yaygın, açık bir direniş yok. Herkes kendi iktidarıyla çatışmaktan ya da diğer gruplarla çatışmaktan çok yorgun düşmüş. Ama Batı da bu anlamda yani bu teolojiye karşı, bu siyasete karşı ciddi bir direniş var. Ve bunlar o Batı'nın dayattığı köklerden kopuyorlar. Eğer biz bunlara o İslam'ın evrensel mesajını ulaştırabilirsek, yani Rachel Corrie karakterleri ya da Malik el Şahbaz olan daha sonraki adı, onun mücadelesindeki örneklikten yola çıkarak Batı'ya bu mesajı ulaştırabilirsek, Batı'daki insanlar İslam'la buluştuğunda, hani İslam güneş batıdan doğacak meselesi var ya, illa da oradan doğmasından söz etmiyorum. İslam dünyasında da bir kıvılcıma dönüşebilir bu batıdaki uyanış. Çünkü Müslümanlar şu anda kendilerini eleştirmeye yanaşmıyorlar. Yani ben ısrarla buna vurgu yapıyorum. Yani inni kunnubine zalimin diyorum. Yani biz zalimlerden olduk. Ve bu sorgulamaya hazır değil İtiraf Müslümanlar. İtiraftasınız siz ama yani neler... Batı bu konuda daha açık gibi geliyor bana. Hatta Türkiye'deki o seküler küfr-i inadiyi kastetmiyorum. O ehli dünya. Ehli dünya içerisinde vicdan sahibi. Yani müellefetül kulüp ya da
hılf-ül fudul, erdem temelli bir hayata bakışı olan insanlar Kur'an'la tanıştıklarında, çünkü Müslümanlar biliyorum diyor, Müslümanlık zaten benim inandığım ve takip ettiğim bir şey. Ama o Nurcu'dur, Süleymancı, Kadri, Milli Görüşü, herkes kendi projesini üzerinde bunu kendini sorgulayarak, yenileyerek, el ele tutuşarak değil. Bu yeni Müslüman unsurlar İslam dünyasındaki uyanışın mihverini oluşturabilirler. Çünkü onlar İslam'ı bilmediklerini biliyorlar. Ve düşman oldukları İslam Allah'ın dini değil. Onun için ben Marksistlere, arkadaşlara diyorum ki siz %50 Müslüman sayılırsınız. La ilahe diyorsunuz. Geriye kaldı bir illallah. Muhammed Resulullah. Şanar da böyle yapıyordu. İllallah diyordu. İllallah. Şimdi... Ama yani biz İslam'ı güzel örnek, Urvetül Vuska olarak ve onu söz olarak da güzel söz ve hikmetle anlatmamız gerekiyor. Asrın itrakine söyletmemiz gerekiyor İslam'ı. Yaşadığımız hayatın sorunlarına çözüm getiren bir inanç olarak takdim etmemiz gerekiyor. Efendimiz bir Muharrem, hani bu bağlamda hicretle de eşleştirilerek konuşurken, Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinde o dar boğaz, bir emirle hicretinde o dar boğazdan, sıkıntıdan, çileden, ızdıraptan işte feraha, refaha, o yürüyüşte, devlet olmaya yürüyüşte Efendimiz'e rehberlik eden çok ilginçtir. Müslüman birisi değil. Şimdi sizin söyledikleriniz üzerinden Muharrem'e atıfla. Peki, Abdullah bin Ureykit miydi ismi rehberin? Bir müşrik ama emin, ehil, güvenilir, sadık, sözünün eri bir adam. 100 deve Resulullah'a mübarek başına konmuş, 100 deve. 100 Mercedes diyelim bugün için. Onun karşılığı rakam. Satmıyor. Yani bu küresel çeteden, işte o küresel, belki de bu karanlıktan, o süreçten bizim hicretimizde bilemeyiz Allah kimi memur kılacak. İşte bizim... Siz diyorsunuz ya, seküler kanattan olabilir, liberal kanattan olabilir. Çünkü mevcut durumda cemaatler tam ittiba ile, hatta fetvalar vererek bu süreçte, yani Diyanet'in fetvasını da baz alarak ki, bu da tartışıldı. Şimdi bir takım ilahiyatçılar mevcut fetvanın bile tartışılabilirliği üzerinden görüş açıklamaya başladılar. Özgür, şey, demokrat... Fetva konusuysa tek fetva olmaz. Olmaz yani, zaten. Şafii parmağı kanayan abdesti bozulur der. Ne olacak? Bir, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret ederken güvenilir, emin, ehil olarak gördüğü Abdullah bin Ureykit gibi biri mi önümüze geçecek bu süreçte? Biz yani... bekliyoruz ki özür dilerim, mancınağa oturacak İbrahim olsun. Bir İbrahim çıksın ya. İlahiyatçılardan bir İbrahim çıksın. Sorgulasın. Hani biz karşı çıksın demiyoruz. Ya süreci şimdi sorgulayın ya. Olacak yani. Bir, sorun diyoruz ya. Bir ilahiyatçı farklı bir görüş sunabiliyor. İşte bunu da kavgaya dönüştürmemek. Yok, hayır, kavga etmek adına değil yani. Yani hakikate ulaşmak, gerçeğe ulaşmak. Birileri adına böyle bir görüş beyan edebilir. Zaten nasıl ile sabit bir konuda iştihat olmaz. İştihat oluyorsa evet, birden fazla görüş olabilir. Şüpheli durumlarda. Evet yani, inşallah ben bu şokun, bu belki bugünden yarına değil ama süreç içinde insanların yeniden düşünmesine vesile olacağını, ve biz batıya eğer sesimizi duyurabilirsek, doğuya da batıya da, bu Türklerin ve Arapların dini değil, bu Allah'ın dinidir. İslam'ın o evrensel adalet, barış, hürriyet temelli mesajlarını bu insanlara ulaştırabilirsek, ümit ediyorum ki buradan yeni bir hareket, yeni bir uyanış hamlesi ortaya çıkabilir. Amin. Teşekkür ediyoruz üstadım. Programın da sonuna gelmişiz. Ben bu arada Bakan Pakdemirli'nin canlı yayına başladığında yaptığı açıklamada aldığım notu arıyordum. Evet, buldum. Evet. Yangın, Bakan Bey şöyle demişti. Kıtsel. Yangınlar, seller ve kıtlık yeni normal adeta demişti. Ben de onun çok riskli bir tanım olduğunu. Tanım olduğunu söyledi. Yani buna karşı durmamız adına. Çağımızın modern Nemrutları, Firavunları, o küresel karanlık çete, o emperyalist sömürgeciler, Türkiye toplumu merkezde olmak kaydıyla söylüyoruz, bütün dünya insanlığını hedef almış durumda değerli izleyenler. Yani bu süreçte Nemrut'un karşısında İbrahim Aleyhisselam'ın var olması, Firavun'un karşısında Musa Aleyhisselam'ın var olması,
Kerbela'da Yezid'in karşısında Hazreti Hüseyin'in var olması gibi duruş bekliyoruz bu bağlamda. Sorgulayıcı, itiraz ama kamu adına itiraz edebilecek insanlar, yorumlar ve bakış açısı istiyoruz. Bunu merkeze almaya çalıştık. Programın da sonuna geldik. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. İlgi ve alakanıza. İnşallah haftaya, bu ay Muharrem ayı olması hasebiyle, Muharrem ayı içerisinde Kerbela'yı hakeza konuşacağız. Hazreti Hüseyin'in direnişini konuşuyoruz ama Hazreti Hüseyin ve yarenleri katledildi, şehit edildi. Esir alınan Ehl-i Beyt'in mensupları vardı. Zeynep annemiz başta olmak üzere. Küçücük çocuklar. Onlara ne oldu? Bunu konuşmak istiyoruz. Belki önümüzdeki hafta, belki ondan sonraki hafta Kerbela'yı inşallah konuşacağız. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Saatinize dikkat edin. Yüzünüzden tebessüm, dilinizden mazlumlar için dua hiç eksilmesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.